Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere özellikle son dönemde oldukça önemli hale gelmeye başlayan ve birçok insanın aslında bu konuda eksik bilgi sahibi olduğu için konuyu yanlış anlamasından dolayı kullanmadığı bir araçtan bahsedeceğim. Teminatlı işlemlerden ya da daha farklı isimlendirmelerle kaldıraçlı işlemlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu videoda. Bu konu birçok kişi tarafından bazı kavramlar net bir şekilde anlaşılmadığı için yanlış anlaşılıp yanlış kullanılabiliyor. Ya da anlaşılmadığı için uzak durularak böyle bir aslında nimetten uzak durulmuş oluyor, vazgeçilmiş oluyor. Oysa ki piyasalarda işlem yapan insanların bu konuyu net bir şekilde anlayıp bu finansal aracı aktif bir şekilde kullanması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yanlış anlaşılan nokta aslında şu. Kaldıraç dediğimiz şey, kaldıraçlı işlemler dediğimiz konu birçok insan tarafından paramı alacağım ve bu parayı maksimum kaldıraçla çarparak bu şekilde kullanacağım şeklinde düşünülüyor. Fakat bu yanlış bir bakış açısı. Bununla ilgili daha önce kanalımda long short işlemler, kaldıraçlı işlemler nedir diye bir video paylaşmıştım sizlere. O video oldukça fazla izlenmişti. Fakat bir kez daha özellikle bu son dönemde ön plana çıkması gerektiğini düşündüğüm için bir kez daha sizlere bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemler konusuna geçeceğiz. Fakat başlamadan önce bu videonun sponsoru olan PrimeXBT'den bahsetmek istiyorum sizlere. PrimeXBT, Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi majör kripto para birimlerinde kaldıraçlı işlem yapmaya imkan tanıyan ve bunun yanında Forex paritelerinde, endekslerde, altın, gümüş, petrol gibi emtialarda da kaldıraçlı işlem yapmaya imkan tanıyan bir kaldıraçlı işlem borsası. PrimeXBT'de hesabınızı Bitcoin ile fonlayarak, hesabınıza Bitcoin yüklemesi yaparak bu saymış olduğum paritelerde kaldıraçlı işlem yapabiliyorsunuz. Kaldıraçlı işlem yapmanın yanında aynı zamanda copy trading modülü de mevcut. Dolayısıyla hesabınızı fon yöneticilerine bağlayarak, onlara yatırım yaparak, onların yapmış olduğu işlemlere aynı şekilde girip onların etmiş olduğu kar ve zararlara ortak olabiliyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında PrimeXBT'ye üye olabileceğiniz promosyonlu bir link mevcut. Aynı zamanda PrimeXBT'ye üye olduktan sonra yine bu videonun açıklama kısmında vereceğim promosyon kodunu kullanarak PrimeXBT'de geçerli ilk para yüklemenizde artı %50 depozit bonusundan faydalanabilirsiniz. Şimdi teminatlı işlemlere dönelim. Teminatlı işlemler diyorum özellikle. Farklı isimlendirmeler var. Long short işlem, kaldıraçlı işlem gibi. Fakat ben özellikle bu videoda özellikle teminatlı işlemler kelimesini kullanmak istiyorum. Çünkü aslında kilit nokta, net bir şekilde anlaşılması gereken nokta bence tam olarak burası. Teminatlı işlemlerde bir işleme girmeden önce belirli bir teminat miktarını o işlemde kilitleyip, yani o işleme koyup ardından bu teminatımızın belli bir katıyla alım satım yapmamızı sağlıyor teminatlı işlemler. Bunu da aslında kaldıraç vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz son dönemde birçok kripto para borsasında farklı farklı sorunlar çıkmaya başladı. BitMEX'in başına gelen olay, en son OKEX'in başına gelen olay, şu anda biliyorsunuz OKEX'te para çekimleri durdurulmuş durumda. Fonlarımızın güvende olduğu söyleniyor. Fakat para çekimlerinin gerçekleştirilememesi aslında o paraya ihtiyacı olan, acil bir şekilde ihtiyacı olan insanlar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Dolayısıyla şu anda o paralara erişemeyen insanlar belki de sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla bu teminatlı işlemler konusu tam da bu noktada oldukça önemli hale gelmeye başlıyor. Teminatlı işlem şu demektir arkadaşlar. Siz normalde işlem yapmayı düşündüğünüz paranın tamamını borsanın içerisinde tutmak yerine bunun belli bir kısmını borsanın içerisinde tutup geri kalan kısmını güvenli olduğunu düşündüğünüz cüzdanlarda saklayabiliyorsunuz. Örneğin ben 10 bin dolarlık alım satım yapmak istiyorum. Hesabıma 10 bin dolar yükleyerek bununla alım satım gerçekleştirmek istiyorum. Ben eğer paramın tamamını alıp bir borsanın içerisine koyarsam o paraya hiçbir şekilde bir erişimim olmaz. Yani o parayı o borsadan çekene kadar o paraya hiçbir şekilde dokunamam. Ve borsanın başına, tıpkı OKEX'in başına geldiği gibi bir para çekimlerin durdurulması durumu söz konusu olursa, yine bu paraya acil bir şekilde ihtiyacım olduğunda bu parayı çekemediğim için param orada kilitli kalmış olur. Kaldıraçlı, yani teminatlı işlemlerde ise benim paramın tamamını o borsanın içerisinde tutma gereksinimim yok. Eğer ben paramın
10.000 dolarımın 1.000 dolarını borsanın içerisine atıp 10 kaldıraç kullanırsam aslında 10.000 dolarlık hacim gerçekleştirmiş olurum. Yani yine 10.000 dolarlık alım satım gerçekleştirebilirim. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Fakat hocam 10 kaldıraç kullandığımızda işte %10'da likit oluyoruz, stop oluyoruz. Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Arkadaşlar her işleme girmeden önce zaten sizin riskinizi ve stopunuzu belirleyerek giriyor olmanız lazım. Dolayısıyla eğer siz zaten bir ürünü alayım işte bir gün yükseldiğinde satarım şeklinde bakıyorsanız yanlış bir bakış açısı güdüyorsunuz anlamına geliyor bana göre. Bir işleme girmeden önce o işlemin stopunu belirlemeniz gerekiyor. Şimdi sizlere basitçe bir hesap yaparak aslında likit hiçbir şekilde olmayacağınızı, bu kontrol sizde olduğu sürece hiçbir şekilde likit olmayacağınızı göstermek istiyorum. Demin verdiğimiz örnekten ilerleyelim. 10.000 dolarlık bir paramız var ve biz bunu borsanın içerisine koyup alım satım yapmak istiyoruz. Ben bu 10.000 doları borsanın içerisine koyduğumda ve bir işleme girmeyi düşündüğümde bu 10.000 dolarla ve bu işlem için %5'lik bir stop belirlediğimde kendime param eğer ben stop olursam 500 dolarlık bir azalış gösterecek. 500 dolar kaybedeceğim. 10.000 doların %5'i 500 dolar olduğu için 500 dolarımı kaybetmiş olacağım %5'lik stopta. Şimdi aynı senaryoyu kaldıraçlı işlemler üzerinden değerlendirelim. Bakalım orada işler nasıl gidiyor? Yani ben riskimi arttırıyor muyum, azaltıyor muyum? Bunu görelim. Demin verdiğim örnekten yine ilerleyecek olursak paramın 1.000 dolarını yani toplam 10.000 dolarım vardı. Ben bunun 1.000 dolarını alıp trade hesabımın içine koyarsam ve yine 10.000 dolar büyüklüğünde bir işlem açarsam yine aynı şekilde %5'lik bir ters harekette stop olmayı planlıyorsam eğer %5 çarpı 10 kaldıraç yaptığımda %50'lik paramdan bir kayıp olacağını görebiliyorum. Benim ilk işlemde para hesabıma koymuş olduğum para 1000 dolar olduğu için 5 çarpı 10 kaldıraç %50'lik düşüşte benim 1000 dolarım 500 dolara düşecek. Yani 500 dolar kaybedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi iki senaryoda da benim kaybettiğim para tamamen aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Peki kaldıraçlı işlemin burada öne çıktığı nokta ne? Görmüş olduğunuz gibi ben paramın sadece 1000 dolarını hesabımda tutarak aslında tam da iki senaryoda da olduğu gibi 500 dolar kaybettim. Benim kalan 9.000 dolarımı ben dışarıda değerlendirebilirim. Daha farklı işlemler yapabilirim. Ya da o parayı güvenli bir noktada tutabilirim. Görmüş olduğunuz gibi eğer ben riskimi, stopumu, giriş çıkış seviyelerimi önceden planlayarak işlem yapan biriysem benim kaldıraçlı işlemleri, teminatlı işlemleri kullanmam benim için oldukça güzel bir araç olmuş oluyor. Bu noktada yanlışa düşebileceğiniz bir noktadan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Siz eğer 1000 dolarınızı bir işlem hesabına koyduktan sonra göze alabileceğinizden daha fazla riskler göze alıyorsanız, örneğin bu 1000 doların tamamını tek bir işleme koyup 100 kaldıraç yapıp ve işleminize de stop koymuyorsanız eğer bu noktada sizin aslında zararınızın bir sınırı yok anlamına geliyor. Kaybedebileceğiniz paranın bir sınırı yok anlamına geliyor. Dolayısıyla sizlere daha önceki videolarda da bahsettiğim işlem hesaplama aracı, TradingView'da bulunan işlem hesaplama aracını kullanarak risklerinizi belirleyerek, risklerinizi doğru bir şekilde anlayarak kendi riskinizi bu şekilde yönettiğinizde kendi fonunuzu çok daha efektif bir şekilde yönetmeye başlıyorsunuz. Bu risk hesaplama işlemlerini yalnızca TradingView'da değil, yine bu videonun sponsoru olan PrimeXBT'de de gerçekleştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi giriş seviyemi, stop seviyemi ve hedef seviyemi belirlediğimde PrimeXBT'de işlem açarken bu seviyeleri yazdığımda bana bu işlem seviyelerinin altında stop olduğumda ne kadar kaybedeceğimi, kar aldığımda ne kadar kaybedeceğimi gösterdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla tam bu noktada bulunan bu işlemin pozisyon büyüklüğünü değiştirerek potansiyel zararımı ya da potansiyel karımı azaltıp arttırabiliyorum. Dolayısıyla işlem açtığınız platformda eğer bu tarz özellikler varsa bu özellikleri de kullanarak işleme girmeden önce işlemde ne kadar zarar edebileceğinizi öncesinde hesaplamanız sizin yararınıza olacaktır. Eğer teminatlı işlemleri kullanırken bu risk hesaplamalarını yapmadan işlemler alıyorsanız çok yanlış bir yoldasınız. Muhtemelen paranızı çok hızlı bir şekilde eritme imkanınız var. Bu videoda da gösterdiğim gibi aslında kaldıraçlı işlemler, teminatlı işlemler çoğunuzun korktuğu gibi böyle korkulacak, çok yüksek riskler içeren bir araç değil. Eğer risklerinizi hesaplıyorsanız ve bunları hesaplayarak işlemlere giriyorsanız sizin için çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim.
Bu videoda temel olarak sizlere kaldıraçlı, teminatlı işlemlerin mantığından kısaca bahsetmek istedim. Eğer bu video ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa bu videonun yorum bölümünde bana bu sorularınızı sormayı unutmayın. Her birine cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.